Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugün dünya üzerinde var bazı yerlerde. Mesela Müslümanlar yaşıyor, Müslüman topluluklar var ama yönetimler Müslüman değil. Dolayısıyla bu zulme zulmediyorlar. Şimdi böyle bir yer düşünelim. Böyle bir yerde o Müslümanların, diğer Müslümanların, e, bu eziyet görenler için veya orada yaşayanlar, eziyet görenler de dahil olmak üzere, onların haklarını araması, aramak için isyan etmeleri, baş kaldırmaları, efendim e, uygun olur mu? E, yani dinimiz bu konuda hükmü nedir? Şimdi kitaplarda anlatırken deniyor ki Müslüman ihtilalci olmaz, fitne ve fesat çıkarmaz. Zalim olan devlete de isyan etmek günahtır. Kanunlara, emirlere karşı gelmek cihat olmaz. Fitne çıkarmak olur. Biz İmam Hatip okurken bu Seyit Kutup, Muhammed Kutup, Al-Sana, Mevdudi bunların kitaplarını habire harul harul neşrediyorlardı. Bize tabii gençlik dönemi cazip geliyordu biraz. İnsan gençlik döneminde radikal düşünür ya. Okuyorduk falan. Ama o kitapları okuduktan sonra İslam alimlerine bunlar bir şey bilemiyor bunlar falan filan. Hep öyle o göze bakıyorduk. O göze, bak o göze bakıyorduk. Sonra tabii büyüyüp, Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında okudukça okudukça bu adamların fitnebaz olduğu ortaya çıktı. Çünkü Mısır'da bu Seyyid Kutlar fitne çıkardılar. İhvan-ı Müslüm vasıtasıyla çıkardılar. Birçok Müslüman hapse girdi. Birçoğu öldü. Kendisi efendim işte şeyde e, neymiş özür dilememişti onun için idam yok. Ya özür sen de. E şimdi komisterle beraber ihtilal yaptılar komisleri iptal ele geçirince bunları sepete verdiler gittiler. Ya fikir olarak da sosyalist bunlar canım. Ya fikir olarak da sosyalist. Yani, Müslüman ama Çünkü Mason Abdullah bu Seyyid Kutup üstadım diyor. Yani. Ee, İsa Aleyhisselam'ın da aynı şekilde e, öldüğünü söylüyor. Hıristiyanlar gibi söylüyor. Yani İslamiyet'i bir alakası yok. Türkiye'de e, bunun e, Kur'an kitabı tefsir diye reklamını yapıldı. Ve bugün hala daha o şekilde radikal düşünüp de peşinden gidenler var. Fakat Mısır hiçbir zaman iki yakası bir araya gelmedi Mısır'daki Müslümanlar biliyor musun? Elden avuçtan hepsi gittiler. Elden avuçtan gittiler. Erhüsene talimlerinin kitaplarından nakil yapsalardı, o insanları yetiştirmiş olsalardı, belki bugün aynı şekilde oldu. Oradaki Müslümanlar iktidar olacaktı. Yani orada yaşayan Hristiyan tebada da veyahut da Hristiyan cemaat da aynı şekilde bunlar gelecek, bunlardan bir zarar gelmez diyecekti. Ama bugün onlar hepsi o yaptıkları sebebiyle ihtilalci, isyancı, Ondan sonra fitneci o şekilde biliniyor ve dünyaya da ölen e, lanse edildi. Yani Müslüman terörist diye lanse ettirdiler. E, o zaman bunların yaptığı artı olarak hiçbir şey gözükmüyor. Yani getirisi hiç olmadı. Hep götürdü. Hep götürdü. Hep götürdü hep getirisi. Müslümanlara zarar verdi. Tabii. Hep Müslümanlara zarar verdiler. Ee, şimdi e, Seyyid Kutuf ve Mevdudi ve bunlara aldanlar Hac Suresinin 39. ayetini yanlış mana veriyorlar. E, bu 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 felaketi düşmelerinin sebebi de bu. Bu ayet-i kerimede ale müminlere saldıran zalimlere cihad etmeye izin verildi buyuruluyor. Peki kitaplarda ne yazıyor şimdi? Mekke'de kafirler, müşrikler, Müslümanlar zulmedip yaralayınca, öldürünce bunlarla dövüşmek için tekrar tekrar izin istediler. Müslümanlardan bazıları. Mesela güçlü kuvvetli olanlar var. Evet köleler var ama ama güçlü kuvvetli olanlar var. Eri silah tutanlar var. Hazreti Hamza gibi yiğitler de var. Hazreti Ömer de orada Müslüman oldu. Celalli bize attı. İzin istediler. Bunların yaptıklarına biz karşılık verelim diye. İzin verilmiyordu. Medine'ye hicret edince bu ayeti kerime gelerek yeni kurulan İslam devletinin Mekke'deki zalimlerle cihat yapmasına izin verildi. Peki bunlar ne anlıyorlar? Müminlere saldıran zalimlerle cihat etmeye izin verildi. Dolayısıyla diyor ki devlete saldır, hükümete saldır. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Çünkü e, Siyer-i Kebir'deki hadis-i şerifte emire isyan eden kimseye cennet haramdır buyuruldu. Yine aynı kitaptaki bir hadis-i şerifte adil ve zalim her emirin emri altında cihad ediniz. Bu da aynı cekil hadis-i şerif. Kitaplarda yazılı olan cihad başka memleketlerin kafirlerle harbetmek demektir. İmam Beyheki'nin e, Şubül İman kitabındaki bildiriktir hadis-i şerifte. Bozuk bir işi düzeltemediğiniz zaman sabrediniz. Allah-u Teala onu düzeltir buyurulduğu yazmaktadır bu hadis şerif kanunlara karşı gelmeyi, ihtilal yapmayı değil, meşru yollardan nasihat verip sabretmeyi emir buyurmaktadır. Kurucu takayıklı İmam-ı ve İmam-ı Taberan'ın bildirdikleri hadis-i şerifte, cadın en kıymetlisi zalim sultan yanında doğru yolu gösteren bir sözü söylemektir buyuruldu. peki bu işte ihtilal yapalım falan diyenler, eyyamcı menfaati koyunca, tabi tabi senin yaptığın uygun, tabi tabi senin yaptığın uygun. Hani doğruyu söyleyecektin, Hani böyle isyan edin diyordun. Ya doğruyu söylesene cesaretin varsa. Tabii. Başkaları isyan etsin canım. O değil. Ha, başkaları isyan etsin. Başkaları kırılsın. Bir zamanlar e, bizim talebelik yıllarımızdaydı, üniversite yıllarımızdaydı. Türkiye'de komünist hareket var, hareketler vardı falan. E, şimdi e, böyle köy edebiyatı yapan İstanbul'dan hiçbir zaman ayrılmamış e, köşklerde yazı yazanlar vardı. Ama köy olarak Karaköy, Kadıköy, Herhalde onlar biliyordu. Başka Bakırköy. Bakırköy. Bildiği köyler sadece oydu yani herhalde başka da şeydi yoktu. E böyleleri Müslümanlık adı altında da insanları isyana teşvik eden böyleler var ve bu isyan neticesi Mısır'daki Müslümanların bugünkü bu perişan haline düşmesine bunlar sebep oldu. Bunlar sebep oldu. Ve yıllarca mesela Filistinler'de aynı şeyi yaptılar. Aynı şeyi yaptılar. Abi isyan edin, şey yapın falan filan netice itibariyle durmadan toprak kaybede ede 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 ne dinleri kaldı ne imanları kaldı. E ondan sonra da işte Filistinlere yardım et önce imanını düzelsin. Doğru bir iman sahibi olsun. Dolayısıyla Müslümanlar ihtilal yapmaz. Zulme haksızlığa da teslim olmaz. Meşru yollardan hakkını arar. Devletin meşru emirlerine uymak her Müslümana vaciptir. Hiç kimsenin haram olan emirleri yapılmaz. Fakat buna isyan edilmez. Fitne çıkarılmaz. Zalimlere karşı gelmemeli, onlarla münakaşa etmemeli. Mesela namaz kılmamak en büyük günahlardandır. Amir, kumandan kafir ve zalim olup emri altında olan namaz kılma derse bas ne? kılmam demeli. Senin yanında kılmam demeyi düşünmelidir. Çünkü adamla neyi tartışacaksın ki? Adam amir o konuda. Sen git aynı şekilde fitne çıkarmadan, fitne çıkarmadan, iz bırakmadan karda yürü, izini bir belli etme. Ama sana verilen vazifeyi de dört dörtlük aynı şekilde yap. Kimseyi de aynı şekilde münakaşa etme. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fitneyi uyandırana lanet olsun buyurmuştur. Evet. Fitneyi uyandırana. Peki efendim biz fitne uyandırmıyoruz. Bu yaptığın neticesinde İslamiyeti İslamiyet'e de neke sürdünüz. Müslümanların da rahatını, huzurunu kaçırdınız. Değil mi? Rahatını huzurlu kaçırdınız. Kim zarar gördü? Ona Müslümanlar zarar gördü. Tabii. Zarar Müslümanlar gördü. zarar gördü. Fitne işte. Aynen öyle. Abdülkan Mavlusi Hazretleri hadikada diyor ki, Sultanın kendi aklıyla, arzusuyla verdiği emirlerine itaat etmek vacip olmaz. Fakat Sultan zalimse, eziyet ve işkence ediyorsa, onun allah Teala'nın e, hükümlerine uymayan emir ve yasaklarına da uymak lazım olur. Hele e, itaat etmeyenleri öldürüyorsa, kendini tehlikeye atmak kimseye caiz olmaz. İbn Abidin de e, anlatırken deniyor ki Müslümanlar bir memlekette emin ve rahat ibadet eder ve huzur içinde yaşarlarsa devlete karşı isyan etmeleri caiz olmaz. Devlet zulüm yaparsa, zulme karşı gelmeleri fitneye sebep olursa yine caiz olmaz. Böyle sultana yardım etmek, zalime yardım etmek olur. Karşı gelenlere de yardım edilmez. Çünkü caiz olmayan şeye yardım edilmez. Müslümanların ibadet yapmalarına, çocuklarına din bilgisi öğretmelerine, mani olmak ve haram işlemelerine imanların bozulmasına sebep olmak en büyük zulümdür buyruluyor. En büyük zulümdür. Dolayısıyla fıkıh kitaplarında hepsi bildirilmiş. İbn-i de bildirilmiş, hadikada bildirilmiş. E, meselelerin meselelerin hepsi bildirmiş. Mesela Berika'da hadis şerifte emirlerinize itaat ediniz buyuruldu. Emir en aşağınız olsa dahi İslamiyet'e uygun olan emirlerine uymak vaciptir. Hiç kimsenin günah olan emirlerine itaat edilmez. Fakat isyan etmek fesada sebep olursa bu emre de itaat olunur diye açıkça yazılı. Ha bunlar aynı şekilde bunlar dinlemiyor. Bunlar tuk demişler. Kendi kafalarına göre. Kendi kafalarına göre. Şimdi bir zamanlar bir e, şey vardı. Bu Fas kralı vardı falan da. Çatta bir hadise olduğu da e işte halkına dedi ki siz gidin ben geliyorum falan diye. Bizim bir arkadaş vardı Allah rahmet eylesin vefat ettiydi. O iki de bir kullandı. Kral Hasan taktiği <laughs> Siz gidin ben geliyorum. Bunlar da aynı şekilde. Siz isyan edin karıştırın ortalığı. Ben keyfime bakayım. İslamiyet'te, e, İslamiyet'te en kötü durumda olsa bile en kötü durumda olmuş olsa bile e, çünkü ayet-i kerimede açık e, bozuk bir iş e, Yok özür dilerim bu hadis-i şerif bozuk bir işi düzeltmediğiniz zaman sabrediniz allah Teala onu düzeltir hadis-i şerifte bildiriliyor. E dolayısıyla bütün bunlar kitaplarda yazılı olduğu halde kalkıp da isyan etmek veya da fitne çıkarmak, insanlara zarara uğratmak çok büyük vebaldir ve günahı da ağırdır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim bir iyilik yapmayı düşünür de yapamazsa, Allahü Teala ona tam iyilik etmiş gibi sevap yazar. Eğer o iyiliği yaparsa, on, yedi yüz ve daha fazla sevap yazar. Eğer kötülüğü düşünür de yapmazsa, tam bir sevap yazar. Eğer o kötülüğü yaparsa, sadece bir günah yazar.